Karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Türkiye'nin gündemi yoğun. Partiler grup toplantılarını yaptı. Dün yaptı, bugün yaptı İYİ Parti ayrıca grup toplantısını. Grup toplantılarında e, parlamenter sisteme dönüş çağrıları gündeme geldi. FETÖ terör örgütüyle mücadele önemli bir başlıktı. Ekonomi e, yine Ankara'nın en önemli gündem maddesiydi. Dün liderler yaptıkları açıklamalarla e, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını eleştirdi ve ekonomik durumlara göndermeler yaptı. Orman yangınları sürüyor. Orman köylüsünün içinde bulunduğu durum da çok önemli. Zira e, Muğla'da, Dalaman'da, İstanbul'da yurdun değişik yerlerinde yangınlar çıktı. Bu yangınlarda orman köylüleri olumsuz etkilendi. Bu köylerin sesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde duyuruldu. Mahir Polat tarafından Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili konuğumuz. Bu konuları ele alacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Açılış biraz uzun oldu. Gündem yoğun. Zira Ankara olunca e, siyaseti e, kilitleniyor. Siyasetin merkezindeyiz. Parlamenter sisteme dönüş tartışmaları var. Cumhuriyet Halk evet. Partisi bu sistemin yürümediğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürümediğini söylüyor. En başından beri e, yürümediğini söylüyordu. Hı hı. Sisteme geçildi, yürümediği konusunda ısrarlı zira Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin de Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığı toplantıda evet. bakanlara ulaşamadıklarını dile getirmişti ki iktidar milletvekili ulaşamıyorsa muhalefet e, nasıl ulaşacak, sorunları nasıl dile getirecek? Bu konu çok fazla tartışıldı, tartışılmaya devam ediyor. Parlamenter sisteme dönüş tartışmasıyla başlayalım isterseniz. Evet. Önemli bir konu. Öncelikle bizleri televizyonları başından izleyen herkese selamlar. Ee, vallahi ben bu dönemde iktidar milletvekili olmak istemezdim. Allah kimseye onların düştüğü duruma düşürmesinler. Ne bir soru önergesi verebilirler, ne araştırma önergesi verebilirler, ne kanun teklifi verebiliyorlar. Saraydan ya da saray çevresinden bağımsız e, milletvekilliği yapma ihtimalleri zayıf. Bir de üstüne üstlük iktidar olunca vatandaştan gelen talepleri, tabii bakanlarla bir araya gelip de istişare etme, talep etme şansları o milletvekili arkadaşlarımızın çok daha zayıf. Ben bu dönemde muhalefet milletvekili olarak istediğim soruyu sorabiliyorum. İstediğim gibi araştırma önergesi verebiliyorum. İstediğim gibi hükümeti eleştirebiliyorum. Bu haklarımı kullanabiliyorum. İktidar olunca o arkadaşlarımız bu haklardan da mahrumlar. İktidarın nimetlerinden de mahrumlar. İktidar bir tek adamın bir cumhurbaşkanının etrafında kenetlenmiş bir zümre tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla buradaki milletvekilleri özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri işlevsiz konuma gelmişler. Biz tartışmanın çok başından beri bu sistemin doğru bir sistem olmadığını, Türkiye demokrasisi açısından garabet bir sistem olacağını ilan etmiş ve bu sistemin geçmemesi için ciddi bir şekilde mücadele etmiş insanlarız. Bugün geldiğimiz noktada bu sistem Türkiye'ye uygun değil dedik. Biz yanılmış olsaydık Türkiye çok çok daha iyi bir yerlere giderdi fakat yanılmadık. Yanılmamamızın da Türkiye açısından, ülkemiz açısından e, ciddi ama gelecekte çok daha ciddi faturalar olacak. Bu faturaları ödeyecek olan e, saray, sarayın etrafındaki bir takım zümre değil, e, bizzat halk ödeyecekler. Bu sistemin faturasının bedellerini de yoksul halklar, işçi, emekçi, e, memurlar, çalışanlar, dar gelirler, üretenler ödeyecekler yine. Ee, bu sistem şimdi burada siz tabanınızdan gelen e, sesleri kulak veriyorsunuz, onu burada dile getiriyorsunuz. Evet. İktidar partisinin de tabanından gelen sesler var ama onlar evet, getirebiliyorlar. Getiremiyorlar ve ulaştıramıyorlar. Getiremedikleri gibi ulaştıramıyorlar. Biz ne diyorduk? Eskiden parlamento'nun önünde e, bakanlar var ve parlamento'dan bakanlara doğru bir eleştiri gittiğinde eğer biraz şey olan bir e, bakansa yüzü kızarıp haksızlığını kabul edip düzeltebilme noktasına gidebiliyordu. Ya yani milletvekilleriyle halkın temsilcileriyle hükümetin temsilcileri karşı karşıya gelip karşılıklı sorunlarını milletin sorunlarını çözebilecek bir noktadaydı. Şimdi sırça saraylarına çekilmiş durumda bakanlar. Kendilerini oraya taşıyan tabanın milletvekillerini de dinleyemeyecek durumdalar. E bunu görüyorsunuz Cumhurbaşkanının birkaç arka arkaya milletvekilleriyle toplantısı, yemeği falan. E görüyorlar ki bu sistem e, iflas etmeye doğru gidiyor. Bu sistem Türkiye'yi taşıyamıyor. Hızlıca bizim önerimiz e, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçişi istiyoruz. Eskiye değil, daha yeni, daha güçlendirilmiş bir parlament, parlamento. Güçler ayrılığını istiyoruz. Denetlenebilir sistemi istiyoruz. Bu, bu sistemi kim denetleyebiliyor? Denetleme diye bir şey yok. E, biz denetlenebilir, hesap verebilir, şeffaf yönetimler istiyoruz. Ama böyle anlatılmamıştı. Yani anlatılırken sizin söylediğinizin tam tersi olmuştu. Türkiye Ekonomik açıdan refah seviyesini yakalayacak, ee, daha iyi evet. çalışan bir parlamento olacak ama e, iktidar milletvekillerinin bile iyi çalışamadığından yakınıyor ulaşamama tabii, tabii. noktasında. Yani e, şunu görüyorsunuz, e, bir kanun teklifi getiriyorlar, torba yasa ki e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları boyunca torba yasa geleneği e, artık e, gelenekselleşti. Bir torba yasa geliyor, e, mecliste iktidar partisi yok. Def, defa eten defalarca e, yoklama alınıyor. Ondan sonra mesajlarla milletvekilleri geliyor. İktidar milletvekillerinin çalışma şevki yok. Yani milletvekilisiniz, iktidar milletvekilisiniz. Çalışma şevkiniz olması gerekiyor. O arkadaşlarımız da bu şevki bırakmadılar. Aslında millete yaptıkları en büyük haksızlık da bu. Milletvekillerini parlamentoyu işlevsiz hale getiriyorlar. Ee, bununla ilgili e, bizim de kulağımıza geliyor. Milletvekillerinin serzenişleri olduğunu, e, sistemin bu sistemin Türkiye'yi taşıyamadığını söylüyorlar. E, zaten Türkiye'yi taşısaydı bu sistem e, anlattıkları gibi olsaydı bugün Türkiye her açıdan gedik veren bir ülke olmazdı. Şöyle düşünün Güven Bey e, hepimiz Tanrı'nın yarattığı birer bireyleriz. Yapabildiklerimiz sınırlı. Sosyal zekamız, ekonomik zekamız e, ya da askeri zekamız her neyse bunlar belli ölçülerde var. Bir tek adamın bütün bu ...meziyetleri üstünde bulundurabilmesi bir süper insan demek ve böyle bir şey de yok. Hata yapar tek adamın üzerine kurulu sistem. Denetlenebilmesi gerekiyor. Bütün sistemlerin birbirlerini denetliyor olması gerekiyor. E, denetlenmeyen bir cumhurbaşkanı, e, bağımsız olması, tarafsız olması gereken partili bir cumhurbaşkanını Türkiye'yi ne kadar götürebilir? E, toplumda zaten bu e, son seçimlerde 31 Mart ve 23 e, Haziran seçimlerinde de e, bu sisteme karşı aslında. ...bir nevi özellikle 23 e, Haziran seçimi... ...bu sistemin oylaması şekline dönüştü. Çünkü Cumhurbaşkanı kendini koydu ortaya. Yani Türkiye'nin bir devlet gelenekleri... ...Türklerin bir devlet gelenekleri var. E, devletin tamamına e, oluşturan... ...kamuya eşit, e, millete eşit durması gereken... ...Cumhurbaşkanı'nın sadece milletin bir grubunun... ...Cumhurbaşkanlığına soyunduğu bir nokta var. Ve burada da halk buna dur demek, demek durumunda kaldı. Özellikle ve özellikle çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın... YSK'ya bu işi aklaması gerektiğini söyledim açıklamasından sonra toplumda ciddi bir şekilde işte o 800 küsur bin farkın nedenleri burada. E bir e şeye karşı... O bağımsızlığına inandığımız yargı kurumunun Taktım. seçim ayağını temsil eden organizasyonunun talimat e, verilir gibi bir açıklama oldu yani bu çok de devlet babayı kim teşkil ederdi? Biz eskiden cum baba cumhurbaşkanına baba dedikleri bir noktadaydı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin işte bugünlerde yüzde %48'ine %47'sine 47'sini e, oy verdiği partilerin Cumhurbaşkanı, geri kalanların Cumhurbaşkanı değil. Böyle bir sistem olabilir mi Allah aşkına? Bizde devlet babayı temsil eden Cumhurbaşkanıdır. E, cumhurbaşkanı devlet babayı yani kamunun milletin tamamını kucaklaması gerekirken milletin bir kısmının oluşturduğu oy verdiği partilerin liderlerine azalmayacak laflar ediyor ve millet de bugün kırmızı kartı cumhurbaşkanına çekmiş durumda. Özellikle 23 Haziran seçimlerinde sayın cumhurbaşkanı kendisini oylatmıştır. Bu kadar basit yani toplumu taşıyamazsınız, ülkeyi taşıyamazsınız. Cumhurbaşkanlığının ağırlığını 500 600 yıllık ee, bir geleneğin üzerine kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'ndeki o devlet geleneğini taşıyamazsanız e, bu vatandaşın feraseti size bir noktada dur diyecektir. Bu noktayı da yaşıyoruz. Ne artık. görüyorsunuz? Ne öngörüyorsunuz? Bir erken seçimlere parti kurulmasına dair e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte yola çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'nda yola çıkan isimler var. E, Eleştirildiler de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Ee, i̇simlerin isimlerin kurulacağı, kurduğu beraber olup olmayacağı sayın e, Ali Babacan'la Davutoğlu'nun beraber olup olmayacağına dair me açıklamalar yapıldı. Bir yeni oluşum gündemde. Ne görüyorsunuz bu gelişmeler ışığında? Parlamenter sistemin de tartışmaya açıldığı bir dönemde ne olur Türkiye bir erken seçime gider mi? Nasıl e bir, şimdi bir parti kuruluşu? Sistem? Bir parti kuruluşu bir ihtiyaçtan hasıl olur. Yani bir ihtiyaç e, ortaya çıkarsa partiler de kurulur. Yani bir ülkede eğer iktidar güçlü e, değil ve e, ee, sıkıntılı ise e, bakınız ülke demokrasilerine yeni parti kuruluşları yoğundur şimdi yeni parti kuruluşu da e, ki kaldı ki kendi işlerinden çıkan arkadaşlarının kurduğu bir partide e, demek ki bir ihtiyaç hasıl oldu artık o taban da o taban da bu, bu şeye e, başkanlık sistemine e, şey vermiyor, geçit vermiyor. Orada da bir sıkıntı var. O sıkıntının temsilen e, Doğan bir parti noktasında. Bakınız geçmişten bugüne Sayın Cumhurbaşkanı e, Cumhurbaşkanı Ama hiçbir yapan... yeni isim göremiyoruz. Yani aynı organizasyona dahil olmuş, aynı organizasyon içinde var olmuş Hı. isimler yeni parti adıyla kuruluyor. Evet. Şimdi yeni Sistem parti üzerinde evet. nasıl etkiler? O bunu? açıdan bakınca biraz e, sakat bir şey ama e, sanırım daha Kurucular Kurulu tam olarak deklare edilmedi. Hani sızan isimler var fakat sızmayan isimler de var. Bildiğimiz bir takım ekonomistler var ee, ki önemli bir ekonomistin adı geçiyor. Ee, onları oturup o zaman Kurucular Kurulu'nu gördükten sonra değerlendirmek lazım. Esas mesele şu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Recep Tayyip Erdoğan yapan e, kadrodan hiç kimse yok. Yani yol yürüdüğünüz arkadaşları tek tek, tek ayıklaya ayıklaya gidip sadece sizi eleştiren eleştiri demokrasilerde insanları güçlendirir. Size eleştiren bütün insanları, sizin işinize gelmeyen bütün noktaları tek tek elemine ederek bir grup, bir zümreyle birlikte Türkiye'yi yönetmeye çalışıyorsunuz. Eski arkadaşlarınızdan kimsenin olmamasını sizi zayıflattığını fark ediyorsunuz. Sonra işte Arınç gibi, Sayın Arınç gibi bir takım insanları yüksek istihare kurullarında istihdam etmeye ya da evet diğer arkadaşları da alayım bankaların, devlet bankalarının yönetim kurullarına taşıyayım gibi bir kaygısı var Sayın Cumhurbaşkanı. Kendileri de görüyorlar bu e, nafile çabalar aslında bu sistemin e, iflasının e, birer ilanı aynı zamanda. Tam da sizin e, de, üyesi olduğunuz e, içinde yer aldığınız siyasi parti e, ve diğer partilerin yükselişe geçtiği dönemde bir partinin kurulmasının ya bu açıdan baktığımız zaman ne nasıl yorumlarsınız? Yani şimdi... E, Zira İstanbul gibi bir kenti aldınız. Ankara evet. gibi bir, bir kenti evet. 25 yılla çeyrek asır aşkın bir süredir yönetilen iki kenti aldınız ki İstanbul alan Türkiye alır e, diye bir söylem vardı. %54 ya da 55'e yakın bir oranla alındı bu. Sayın Ekrem İmamoğlu ve siz de çalıştınız o Tabii. o ara seçim çalıştık. döneminde. Ee, bizim Cumhuriyet Halk Partileri için gurur duyduğumuz e, gözlerimizin yaşardığı mutluluk tabloları fakat biz vatandaşın bize verdiği vekaletin e, sorumluluğun farkındayız. O, o farklılık ve o bilinç düzeyiyle çalışmalara devam edeceğiz. E, şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partisi güçlü bir partiydi Türkiye'de. Bugüne kadar çok güçlüydü. Bizim partimizin genel başkanımızla bir strateji e, çerçevesinde politikalarımızı götürüyorduk. Ben bu politik e, çerçeveye inananlardan bir tanesiyim. Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada e, bu maya Türkiye'de tuttu. Adalet ve Kalkınma Partisi testisinden susuzmaya başladı o sızan suyun, o sızıntıyı e, toplamaya çalışan bir parti e, görünümünde e, şimdiki çıkışıyla e, öyle olacak gibi bir telaş içerisinde çatırdayan kof bir yapıdan e, bir şeyler e, tutmakla ilgili bir çalışmalar var. Sayın Cumhurbaşkanı buralara gelirken yüzde birlik, yüzde ikilik, yüzde üçlük, beşlik partilere ihtiyaç duya duya geldi. Dikkat edersiniz Türk siyasi tarihinde has parti diye bir şey vardı. Şimdi var mı? Yok. Türk siyasi tarihinde Büyük Birlik Partisi bağımsız siyaset üreten, aykırı politikalar üreten bir noktadaydı. Bugün var mı? Bu da yok. Demokrat evet. Parti güçlü çıkıp evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nı yargılayacağını söyleyen yönetim kadroları bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında. Yani Cumhurbaşkanı bu sistemi geçmişten bugüne, bugünler için yani başkanlık sistemi için, bugün tek adamlık sistemi için öre öre geldi. Bu tek adamlık sisteminin hızlı bir şekilde Sızıntıya uğradığını yüzde üçün beşin ikinin birin e, kendi ellerinden kayıp gittiğini görmek e, hızlı bir şekilde e, milletvekilleriyle toplantıya işte kendi grubuyla kendi siyasi toplantılarına bugüne kadar gerek duymuyordu. Arkadaşları çünkü mantık şu ben yazdım ben ne dersem olur. Fakat bugün öyle değil. Bir nebzede yeni parti aslında Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki milletvekili arkadaşlarımızı rahatlatacak bir noktada bugün kendilerini devletin tepesine dinletebilecek durumdalar. Dün Orman Bakanı'na dinletemiyorlardı belki bugün Cumhurbaşkanı'na dinletebilecek bir şekilde. Bu haliyle bugünden bile yeni partinin aslında o cenahta bir demokrasiye şey yaptığını görebiliriz. Yani bir partinin kurulması kendilerini Cumhurbaşkanı'na ya da iktidara ifade edemeyen milletvekilleri için olumlu e, tabii Olur tabii şu yaşıyoruz. an itibariyle yani düşünebiliyor musunuz? Bundan önce kaç defa tanık oldunuz arka arkaya Cumhurbaşkanı'nın e, kendi milletvekilleriyle bir araya geldiğini? Bu onlar da sözlerini evet. dinletebilecekler. Evet. Şimdi mecliste FETÖ tartışması yaşandı. FETÖ evet. ve siyasi ayak tartışması evet. yaşandı. Ee, 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde ee, Engin Özkoç, Sayın Engin Özkoç Grup Başkan Vekiliniz Hı. dile getirdi. O ara bir gerilim oldu, evet. eleştiriler oldu. Siyasi ayağı ortaya çıkarılmadı. Bugün dahi bu konu konuşuluyor. Ee, işte Dönemin savcısı Zekeriya Öz şu anda yok. Devlet güçlü, mit güçlü ancak e, henüz ona ulaşamadı. Ulaşılmayan isimler var. Adil Hı. Öksüz bulundu, yani ben, tutuklandı, halde fotoğrafları servis edildi. Çıplak halde ee, Evet, sonra elini kolunu sallayıp çıktı ama 251 yurttaş, insan, can... Özel Harekat Dairesi'ne baktığımız zaman 50 polisimiz, 51 polisimiz e, sokakta yurttaşlar, yurdun değişik yerlerinde hayatını kaybetti. Şimdi siyasi ayak tartışması çok fazla gündemde sürüyor ve dile geldiği zaman sesler de yükseliyor mecliste. Evet. Şimdi e, şöyle bir bakıyorsunuz mahalle bakkalından FETÖ'cü çıkıyor, darbeci çıkıyor. E, köy ilkokulu öğretmeninden FETÖ'cü darbeci, imamdan çıkıyor. Tatlıcıdan bakkaldan çıkıyor. Ayakkabı boyacısından FETÖ'cü çıkıyor. Yoğurt satandan, baklavacıdan FETÖ'cü çıkıyor. Fakat hiçbir tane siyasetçiden FETÖ'cü çıkmıyor. Şimdi Zekeriya Öz dediniz. Zekeriya Öz'le ilgili geçen gün bir köşe yazısında bir şeyler okumuştum. Sarp sınır kapısından geçerken oturup gümrük kapısında yemek yiyor aç. Ve çift yumurtalı şey söylüyor kendine, pide söylüyor. Mesela o devlet görevlisi hala görevinin başında. Bu yansımasına rağmen basına hala o adam görevinin başında. Yeterince FETÖ ile yüzleşemedi bu toplum. İstediğiniz kadar devlet görevlisini, memuru açığa alın. Eğer siyaseten bunu öğren, siyaseten bunun altını öğren insanlarla hesaplaşmazsa bu demokrasi FETÖ'den kurtulamaz. Hani FETÖ diyor ya yıllarca devam edecek, kazanamayacak diyor. Kazanamamasının tek sebebi var. Siyasi ayağını ortaya çıkartamamak. Bugün baktığımızda siyasi ayağını ortaya çıkartmak için hükümetin bir şeyler yapmasının temel koşullarından bir tanesi mesela meşhur FETÖ'cüler var. Şaban Dişli kardeşi cezaevinde müebbetle yargılanıyor. Kendisi konsolosluk yapıyor. E dönün bakın Tarım Bakanı'na. Kardeşi cezaevinde müebbetten FETÖ'den müebbette kendisi gidiyor. E sonra bir bakıyorsunuz İstanbul'a dönelim. İstanbul sandık görevlileri FETÖ bulaşığıdır diyor. İptal dilekçesi veriyorsun. E senin bakanların, konsolosların FETÖ bulaşığı, ailelerinden FETÖ'cü çıkmış. Bir tanesinin bilmem nesi Bugün Selçuk kişi... Özdağ dile getirdi evet. bu konuyu. ki iktidar kanadı içerisinde önemli bir isimdi, güçlü bir isimdi. Eski Manisa milletvekili hı hı. ve darbeleri 15 Temmuz hı hı. darbesini araştırma komisyonunun başkanıydı. Hı hı. E, ya da orada görev yapıyordu. Hı hı. O dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 50 milletvekilinin ismi verildi. O sadece üç tanesini yaptı Fethullah. Şey, evet. Terör örgütü üyeleri ama, tarafından. Ama şimdi, şimdi bu dile getirildi. E, enişteleri var, damatlar var. E, gelinleri tabii, tabii. bilmiyoruz. Ablası gibi. cezaevinde, Çok ciddi bir FETÖ'den sefrasında. cezaevinde olan milletvekili var. Ablasının FETÖ'den cezaevinde olduğu milletvekili var. Şimdi bunları bula, e, FETÖ bulaşığı olmayacak. Her türlü devletin içinde kanun yapmada el kaldırıp indirecekler. E, ondan sonracıma ...YSK'dan onay almış sandık görevlilerini, sandık başkanlarını FETÖ'den bulaşık diye suçlayıp o insanlara şey yapacak. Buna kargaların bile güldüğü bir anlatımla karşı karşıyayız iktidar kanadı açısından. Eğer siyasi kanadı Türkiye demokrasisi deşifre edip yargılayamazsa... ...üzülerek söylüyorum biz bir nesli daha ıskalamış olacağız. Düşünün Sayın Genel Başkanımız dün grup toplantısında Fettah Tamince ismini gündeme getiriyor. Yani bizlerin bile ilk defa duyduğu birçok şey var Fettah Tamince ile ilgili. Bununla ilgili bir çalışma yapmadan FETÖ'yü devletten ayıklayabildiğimizi söylememiz mümkün mü? Hala FETÖ, hala FETÖ bir damar bulmuş ve o damardan akıyor. O damar da siyasi damardır. O siyasi damarı kesmediğimiz sürece FETÖ ile hesaplaşmış olamaz Türkiye demokrasisi. Israrla, ısrarla söylüyoruz. FETÖ ile siyasi hesaplaşmaya girmek gerekiyor. FETÖ'nün siyasi kanadı her kimse hangi partideyse çıkartılıp yargı önünde hesap vermeden bu demokrasiyi kurtaramayız. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir çağrısı vardı 15 Temmuz'da ee, yürekli savcı arıyorum çağrısı. Evet. Nasıl yürekli... karşılık buldu ya da nasıl karşılık bulacak? Zira yürekli savcı dedikleri e, işte siyasi ayaktan daha çok ordu ve belli kamu kurumlarına sızmış insanları e, bulup alabiliyorlar. O konuda başarılılar ama işin siyasi kısmına geldiği zaman bir yerde tıkanıyor. Yani çok fazla istediklerini e, istediklerini alıp ya FETÖ borsası kurulduğunu söylendi bu ülkede. Hem de iktidar milletvekilleri tarafından söyledi. Hem de ciddi bir dille işte Şamil Tayyar anlattı örnekler de verdiler. Parası olan FETÖ'cüler ellerini kollarını sallayarak çıktılar. Parasız işte bahsettiğimiz e, ayakkabıcı, işte mahalle bakkalı FETÖ'den cezaevinde yatıyor ya da işte ee, askeri öğrenciler. Demek ki kaçırılan öğrenciler. isimler var. Sokakta kaçırılıp yok olduğuna dair altı yedi isimden bahsediyor. Evet ısrarla yani her, her neden kaçırıldıysa yani, bu insanların e, bir an evvel bulunması gerekiyor. Türkiye güvenli bir ülke olması gerekiyor. Türkiye'de yargının e, Türkiye'de güvenliğin çok üst düzey olması gereken bir ülke. İnsanlar kaçırılıyor ve günlerce ortada yok. Devletin akıllı kıpırdamıyor. Aynı zamanda Adile Öksüz'de tutuklandıktan sonra. Sonra e, ellerini kollarını sallaya sallaya pasaportunu eline veriyorlar. Adam gidiyor. Nerede olduğu Bilinmiyor. rahat ben şimdi gidiyor mesela bizim MIT, e, dış işlemler operasyon yapıyor. 3-5 tane FETÖ'cüyü getiriyor. Eğer başarılı olacaklarsa buyursunlar Zekeriya Öz'ü getirsinler. Adil Öksüz'ü getirsinler. Biz tamam eyvallah başarılı bu e, dış operasyonlar diyelim. Fakat öyle bir şey de yok. Yani, yani, kamuoyunun bu konuda rahatlatılması lazım. Tabii tabii. Mesela belli bakanlıklarda FETÖ ile ilgili çok ciddi ayıklama yapılmadı. Biz hepimiz biliyoruz ki FETÖ sadece şeyde değildi. E, ordu'da sadece e, adalette değillerdi. Bütün bakanlıklara sızmışlardı. Entegre bir yapıydı. Paralel devlet yapılanması kurmuşlardı. E nerede şimdi onların bir kısmı alındı, bir kısmı duruyor. Belli bakanlıklarda neredeyse sıfıra yakın operasyon oldu. Yok muydu? Örneğin e, gü gümrük teşkilatında bir tane FETÖ'cü yok muydu? En az FETÖ'cünün alındığı teşkilatlardan bir tanesidir. Neden yoktu orada? Sorgulanmalı bunların hepsi. E, kararlı bir şekilde, ısrarlı bir şekilde bizim ee, gelecek nesillere de borcumuz aslında. Demokrasimizi birinci sınıf e, noktaya çıkartabilmek için Fetö'nün siyasi hayaliyle, Fetö gibi oluşumlarla e, hesaplaşmamız gerekiyor, yüzleşmemiz gerekiyor. E, siyasetçileri bırakalım, e, bakkalı alalım, e, iş dünyasından e, zayıf insanları alalım, güçsüz insanları alalım, güçlüleri bırakalım. Böyle bir anlayış yok. Tam onlar belli kesimlere ulaşılmazken bir isim vardı o görevden alındı çok tartışıldı. Bağımsız olması gereken kurumun başındaki isim Merkez Bankası Başkanı hmm, hmm, hmm. görevden alındı. Yani maazallah e, biz o FETÖ'cüyle alındı e, derler diye e, bekliyorduk ama verilmiş sadakası varmış. Faiz indirimine gitmediği için e, görevden almış Şimdi biz e, devletin şeffaflaşması gerektiğini savunuyoruz devletteki ku şeylerin kurumların güçlendirilmesini e, köklü kuruluşlar haline getirilmesi gerektiğini inanıyoruz. E, Merkez Bankası e, kurumsallaşmalı, kurumsal kimliği yukarılara çıkartılmalı, devlet yönetiminde şeffaflaştırılmalı derken bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı e, faiz indirimine gitmediği ya da ihtiyat e, akçesini kullandırmadığı için Merkez Bankası'na darbe yapar gibi e, alaşağı ediyor, görevden alıyor, yerine yardımcısını getiriyor. Biz devlette de belli şeylerin belli silsilelerle, belli kurallara bağlı olarak gitmesi gerektiğini savunuyoruz. Ki Merkez Bankası'nın kendi içinde kendi e, kuralları kanununa göre de e, bu silsileler belliyken Cumhurbaşkanı'nın görevden alması çok yadırganacak bir şey. E, biz korkuyoruz ki ülkenin sadece bugünü değil, geleceği de ipotek altına alınıyor. Yani gele, gelecek nesillerimiz de ipotek altına alınıyor. Bu gibi Merkez Bankası ba bağımsız olması gereken kurullar Maalesef e, siyasetin emrine girmeye başlıyorlar. Yani bunların yakında bir bakarsınız patır patır para bastığına da tanıklık edebiliriz. O yüzden e, devlet şeffaflaşmalı, kurumlar güçlendirilmeli diyoruz. Merkez Bankası'nda güçlendirilmesi gereken kurumların başında, özerk yapısının güçlendirilmesi gereken kurumların başında diyoruz. İşte e, ne dediler? Şimdiki sisteme uyumlu değil dediler. E şimdiki sistem gördüğünüz gibi para basmayı da kendinde topluyor. Yani özerk ve güçlü kurumlar istemiyor. Biz özerk ve güçlü kurumlar, şeffaf kurumlar istiyoruz. Halka hesap veri, verebilir kurumlar istiyoruz. Maalesef tek adamlık yönetimi bu kurumların hepsini davet etme noktasında. Peki ne olacak Sayın Vekil? Şimdi e, bir S-400 gerçeği var. Amerikan yaptırımı, Avrupa Birliği yaptırımı var. E, yaptırımlar ekonomik olarak yurttaşa yansıyacak. E, ne olur şimdi e, Merkez Bankası'na dokunuldu. S-400 geldi. Amerikan yaptırımı konuşuluyor. Trump yaptırımı gündeme getirecek mi getirmeyecek mi? Ne olur. Yani şimdi Amerika'nın bir sistemi var. Seçmenin içine de giriyorsunuz. Yani seçim bölgenize gidiyorsunuz, değişik yerlere gidiyorsunuz. Ne görüyorsunuz yurttaşta? E tedirgin. Yurttaş çok tedirgin. Yani yurttaş ne olduğunu bilmediği bir kavganın ortasında kalmaktan tedirgin. Şimdi Amerika'nın kendince bir e, politik yapısı var. Yani Amerika'da başkanlar değişir fakat Amerika'nın ulusal çıkarları değişmez. Yani Trump şunu dedi diye e, Amerika'nın almış olduğu e, kongrenin ya da üst kurulların almış olduğu kararları uygulamayacaklar diye bir şey yok. Uygulayacaklar. Ya birisi doğrudan kulağını gösterir ya birisi dolandırarak gösterir. E, fakat sonuç itibariyle Amerika'nın almış olduğu, bu, bu noktada almış olduğu yaptırım kararları bir şekilde gündeme gelir. Türkiye ekonomisi kırılgan bir yapıya sahip. Özellikle son yıllarda Suriye Savaşı ile birlikte ciddi kırılgan bir yapıya sahip ülkemiz. Dış politikada da kırılgan bir yapıya sahibiz. Ekonomide de, askeriyede de. Bakın şimdi bir ülke, bir dev, devletin cumhurbaşkanı çıkıp e, filmi başa saralım e, Rus uçağı düşürdüğünde yine olsa yine düşürürüz deyip 6 ay sonra o uçağı FETÖ'cüler düşürdü diyemez. Bir ülkenin ulusal e, politikaları belli olması gerekiyor. Yani o politikaları ee, Recep Tayyip Erdoğan da gelse, bir başkası da gelse değiştirilemez politikaların olması gerekiyor. Türkiye'nin böyle bir politikaları vardı. Maalesef kozmik odalara girilerek bu politikalar lav edilmiş durumda günümüzde. Ülkenin böyle çok uzun 25 yıllık, 50 yıllık e, ulusal planları yok. Amerika gibi ülkelerde var. Trump ne derse desin bir gün mutlaka o politikalar çerçevesinde yaptırım uygulanacaksa uygulayacaklar o yaptırımı. Önemli olan Türkiye'nin kendi bölgesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi e, dünyada barış yurtta barış çizgisine çekilmesi gerekiyor. Bizim Suriye Savaşı'nın içerisinde ne, ne işimiz vardı? Ben Suriye'de karış karış gidip gezmiş birisiyim. Yani belki benden başka Hatay milletvekilleri de gezmiştir. Fakat ben karış karış bilirim. Suriye'de insanlar evet Esad ailesinin gölgesini hissederdi. Fakat temel gıda gereksinimleri, temel özgürlükleri hepsine sahiptiler. E bugün Suriye insanının yarısı burada. Yarısı burada bizim ülkemizde sorun haline gelmeye başladı göçmenler. Yani sonuç itibariyle bize 70-80 yaşındaki insanlar e, sırtlarında küfe taşırken Suriyeli insanlara bu devlet kaynak ayırıyor. Bunlar mülteci statüsünde de değiller Türkiye'de. E, hızlı bir şekilde Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Ulus içeride de dışarıda da normalleşmesi gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'nin istikametinin belli olması gerekiyor. E, Ulu Önder Mustafa Atatürk, Kemal Atatürk'ün gösterdiği gibi çağdaş medeniyetler seviyesine mi gideceğiz? Yani e, bugün önümüzdeki Avrupa Birliği gibi ülkelerle entegre olup onların üstüne mi çıkacağız? Yoksa Şangay Beşiktaş, Rusya, Çin, e, Kazakistan, e, Hindistan seviyesine mi gideceğiz? Bunların tabii e, ülkeler için faturaları da ağır olacak. Sonuçta siz dış borçlanmayı nereden yapıyorsunuz? Batı kulübünden yapıyorsunuz. Londra'dan. Londra'dan yapıyorsunuz. O yüzden e, hızlı bir şekilde... Ama bu ara yap yaşanan gelişmelere bakıyorsun. İşte Akdeniz S-400 gelişmesine baktığınız zaman sanki yüzünü batıya yani sırtını batıya dönmüş e, bir Türkiye imajı çiziliyor. Yani Türkiye... E, yani sizin söylediğiniz e, o demokrasitik hedeflere ulaşma noktasında uzaklaşma... E, çok de Türkiye'nin e, muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma e, idare işte. Bakın e, bir ülkenin ulusal şeyleri olmalı dedik ya politikaları. Ee, Mustafa Kemal Atatürk koymuş önümüze. Ulusal politikalar. Genel geçer. ...muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak. ...muasır medeniyeti temsil eden bugün kim? Avrupa Birliği'nin yaratmış olduğu değerler. Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin yaratmış olduğu değerler. Bizim hedefimiz onların üzerine çıkmakken biz çok daha geriye gidiyoruz. Yani Rusya, Kazakistan, e, işte şey Çin, Hindistan gibi ülkelerle o lige doğru gidiyoruz. Bizim hız, hızlıca normalleşmemiz gerekiyor. Kendi ligimize esas hedefe doğru gitmemiz gerekiyor. E, burası bize ne getirir? İnsanın özgürlüğünü getirir, demokrasiyi getirir, zenginlik getirir. Demokrasinin ve özgür bireylerin olduğu yerde üretim olur. Türkiye'nin hızlıca buraya doğru gitmesi, üretmesi gerekiyor. E, biz üretmeden tüketen, e, mudi, e, tüccar gibi bir ülke haline geldik son 17 yılda. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Güçlü bir demokrasi, güçlü bir parlamenter demokrasiyle birlikte... E, ülkeyi hızlıca normalleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Anlaşılan bu parlamenter demokrasi modeli çok konuşulacak gibi görünüyor. Çok görülüyor konuşulacak. Bu. Yani bugün e, gördüğünüz bahsettiğiniz basın toplantısı e, bir fıstık çamı ormanları evet, ile ilgili. Evet o konuya gelecektik. Evet ormanlar ya yani özellikle batıda kıyı kesimlerinde ya da güzel yerlerdeki ormanlık alanlar yanıyor. Hmm. Orman yangınının sadece helikopterlerle söndürülmesi partiniz milletvekilleri hmm. tarafından eleştirilmişti. Orman yangını söndürme uçakları neden kullanılmadı? daha fazla su atabilen, yangına müdahale edebilen uçaklar kullanılmadığı yönde eleştiriler oldu. O yangından doğal yapı, bölge insan etkileniyor ama bir gerçek var ki oradan ekmek yiyen köylü, orman köylüsü. Orman köylülerin hali harap. Tabi e, tabii şimdi orman yangını Türkiye'de bir Gerçeklik olarak, bir olgu olarak karşımızda duruyor. Şimdi orman yangını bir ülkede bu kadar çok sık durur, bir ülke bu kadar orman yangınına karşı e, önlemsiz olursa bu burada başka bir şey aramak gerekiyor. Yani hani güçlü Türkiye diyoruz, Türkiye'nin itibarı diyoruz, ormanları cayır cayır yanan bir ülkede itibardan bahsedebilir miyiz? Anında müdahale, önleyici tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani orman içinde yangın yolları vardır. O yangın yollarının temizlenmesi gerekiyor. Türkiye'nin her sene, her sene kiralık helikopterlerle, uçaklarla değil, kendi helikopterini, kendi uçağını her bölgede buluyor olması gerekiyor. Anında müdahale edip ediyor olması gerekiyor. Bunlar maalesef Türkiye'de yok. Ne oluyor? Doğal yaşam alanları tahrip oluyor. O doğal yaşam alanlarına belli bir dönem sonunda, belli bir süre sonunda bir bakıyorsunuz ki inşaatlar yapılıyor. Biz isterdik ki iktidar kanadının hızlıca oraları ağaçlandırdığını görmek isterdik. Şimdi bugün yine bir orman köylüleriyle ilgili kırsal kalkınmaya model olabilecek bir yerle ilgili basın açıklamamız vardı. Geçtiğimiz günlerde meclis gündemine getirdiğimiz bir yani fıstık çamı, çam fıstığı e, araştırma ve koruma enstitüsü ile ilgili bir çalışma yapmıştık. İktidar Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla reddoldu bu. Onun üzerine bölge köylüleri e, benimle irtibata geçtiler, seslerini duyurmak istediler. Ben de hızlıca gelin mecliste bir de basın açıklaması yapalım dedik. Basın açıklaması Şimdi dünca Çok... Pardon bir şey soracağım. Yani bunun araştırılması ne dair neden karşı çıkarlar? Ne anlatıyorlar size? Hiçbir karşı çıkış yok. Ya Şimdi, niye karşı? Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldiği için mi bu? Hayır aslında önemli? o kadar da basit değil o iş. Ee, Kozak Yaylası Bergama bölgesinde 17 köy vardır. 16 tanesi Bergama bir tanesi Ayvalık'ta. Bunlar orada çam fıstığı üreticiliği yaparlar bu köylüler. 17 köy ee, Dünya üretiminin %10'unu üretirler. Türkiye üretiminin %80'ini üretirler. 10 yıldır rekolte düşüklüğü var. Burası aslında kırsal kalkınma için model bir yerdir. Yani o ağaçların sahipleri bellidir. Ya Orman e, Genel Müdürlüğü tarafından özel ağaçlandırma sahası yapılması için köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş. Ya da e, kendi tapusu, topul arazisi içinde olun, olunan ağaçlardır. Oralarda yangın çıkmaz. Oralarda kaçak kesim yoktur. Kaçak yapılaşma yoktur. İşte yangın çıkmaması kaçak yapılaşma bakın size bir model kozak yaylası orada bir hastalık var ağaçlarda fıstık çamı e, 1500-2000 tonlardan 150-200 tonlara gerilemiş bir var 10 yılda 10 yılda iktidar değişmedi İktidar aynı e, ısrarla e, çeşitli kereler e, gündeme getirdik. köylerde çalışırken de köylü harap köy hiç e, göç vermez haldeyken şimdi köyde gençler kalmadı okullar kapanıyor Sağlık ocakları kapanıyor köylerde çünkü üretim yok. Ağaca çıkmaya ağaçtan e, fıstık silkelemeye, ağaç silkelemeye, kozalak silkelemeye bile insanların e, iştahının olmadığı bir şeyden bahsediyoruz. Buradaki hastalık bölük pörçük araştırmalarla araştırılmış. Fakat bütüncül bir çözüm bulunamamış. Neden kaynaklandığını ve çözümün ne olacağını bu ürünlerin e, ıslah edilmesiyle ilgili bir hiçbir çalışma yapılmamış. Türkiye'de tarım araştırma e, koruma ve araştırma enstitüleri var. Tarımsal araştırma enstitüleri. Yani bu merkezi var, bölgesine göre var, ürününe göre var, konusuna göre var. Bunlardan bir tanesinde de çam fıstığı için yapılmasını istedik biz. Ee, dinlemeden reddettiler. Çünkü çam fıstığının olduğu bölge e, altın madenleri için açılma e, madenciliğine açılan, açıl e, sahaların genişletilmek istendiği bölgeler. O yüzden tam da politik bir şey bu. Tam da kendilerine yakışır bir politik. Yani chat şeyle. raporu alamazlar. Belki Yo alıyorlar. Çet gerekli değildir raporlarıyla alıyorlar. Çöllerin mücadele yöntemi belki kamuoyuna çok fazla taşınır. Çok yansı, yansıdı. Çok yansıdı. Biz geçen sene de yansıtmıştık. Çet gerekli değildir raporlarıyla e, saha içerisinde genişletmeler yapıyorlar. Ya da başka yerden toprak taşıma planları var. Yine aynı bölgede. O yüzden bugün muhtarlarla birlikteydik biz sesimizi Türkiye Kamuoyuna duyurmak istedik. Türkiye'nin önemli kıymetli bir ürünü, ihraç ürünü yok olma ile yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Buna dur dememiz gerekiyor. Biz sesimizi çıkartınca Sayın Bakan da ilgilenmiş köylülerle örnek vermiş patates araştırma enstitüsü bir şey üretemedi demiş. Ya patatesin ne olduğunu biliyoruz sizin patatesle ilginiz de biliyoruz Sayın Tarım Bakanı. Patates ile ilgili Türkiye'yi tanıştırdınız. Bu da size bence yeter diye düşünüyorum. Ödemiş gibi bir bölgede o bölgeye yakın o coğrafyanın çocuğunun patates ithalatlarına yapıldığı dönemin Tarım Bakanı olması da ayrıca bir ironi gibi geliyor bana. dediğim gibi Kozak Yaylası Türkiye'de özellikle orman köylüleri için farklı bir kalkınma modeli olabilecek bir, bir yer. Aslında benim buradan çağrım hükümetin, devletin gidip o bölgeyi ciddi bir şekilde incelemeleri. Bu yaz o bölge için bizim açımızdan biraz hareketli geçecek. Biz o bölgenin sesi olmaya, Türkiye'ye o bölgeyi farklı bir model olarak tanıtmaya, o o bölgede ne varsa anlatmaya devam edeceğiz. Sadece ben değil. Benimle birlikte bir sürü milletvekili arkadaşlarımız ve parti yöneticilerimiz bu işi yapacaklar o köylülerimiz için. Çok teşekkürler, sağ olun programımıza katıldınız. Gündemi birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ederim. Gündem için de.